Ben Ahmet Dinç. 38 yıldır Konya'nın Ereğli ilçesinde ikamet etmekteyim. Burada Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinde yönetici olarak görev yapmaktayım. Buradan bütün Karapınarlı hemşerilerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Merhabalar sevgili dostlar. Ben Ahmet Arıcan. Konya Karapınar 1960 doğumluyum. İlkokul ve ortaokulu Karapınar'da, liseyi Akşehir Öğretmen Okulu'nda, üniversiteyi Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okudum. 1984 yılında askerliğimi tamamladıktan sonra 1985 yılında Karyem'in muhasebe müdürü oldum. 1991 yılında fabrikanın genel müdürü olarak 2007 yılına kadar devam ettim. 2007'de emekli olduktan sonra Konya'da lastik işiyle iştigal etmekteyim. Mekke Boyuna ve Mehmet Elmas'a teşekkür ederim. Merhaba, ben Ceyhan Yalçın. 37 yıldır Ankara'dayım ama Mekke Boyu sayesinde her gün sanki Karapınar'dayım. Merhabalar, ben Emine. 34 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Karapınarlıyım. Çok teşekkürler Mekke Boyuz. Selamlar Karapınar. Selamlar. 1959 Karapınar doğumluyum. 1983 ile 87 arasında Karapınar Belediyesi'nde mağazacılık yaptım. 87'den 2010'a kadar manufacturacılık yaptım. Halen çiftçilikle uğraşıyorum. Karapınar'da yaşıyorum. Tarla taban işleri olduğu zaman Karapınar'dayım. Diğer zamanlar evim Konya'da, Konya'da yaşıyorum. Merhaba Mekke Boyu ailesi. İsmim Faruk Bircan Yazar. Konya'da yaşıyorum. Enerji sektöründeyim. Buradan sesimin ulaştığı herkese selam ve sevgilerimi Merhaba Mekke Boyu takipçileri. Faruk Uysal. Yaklaşık 32 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Tekstil imalatı yapıyorum. Tüm Mekke Boyu takipçilerine ve Karapınarlı sevdiklerimize, arkadaşlarımıza selamlar olsun. Sizi bizden gurbet bile ayıramaz diyen Mekke Boyu'na selam olsun. Ben Galip Yazgan, Amasya'da yaşıyorum. 1974 yılında Karapınar'dan ayrıldım. Kamuda çalışmaya başladım. 1979 yılında Amasya'ya atandım. 41 yıldır Amasya'da yaşıyorum. 1998 yılında Yalova'ya tayin istedim. Büyük Marmara depreminden sonra tekrar Amasya'ya döndüm. 2000 yılında Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nden topograf olarak emekli oldum. Emekli olduktan sonra Didim, Gümüldür ve Kuşadası'nda 15 yıl otelcilik yaptım. Halen Amasya'dayım. Korona günlerinde küçük bir bahçemiz var. Bahçede vakit geçiriyoruz. Herkese selamlar. İsmim Halil Karabacak. Karapınarlıyım. 1993'ten bu yana Mersin'de esnaflık yapmaktayım. Karapınar'ı çok seviyorum. Mekke Boyu'na teşekkür ediyorum. Selamlar. Düzce'den selam, ben Halit Yalçın. Mekke Boyu için gönderiyorum bu videoyu. Allah memleketimizde o zamanlar geçiriyor. Sıkıntılarımızdan kurtuluruz inşallah. Mehmet abi niye böyle bir şey yaptın ya? Merhaba Karapınar. Merhaba
Meke boyu. İsmim Harun Kuzu. 30 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. Varan Turizm Kaptanıyım. Hepinizi çok seviyorum. Merhaba Hazım Yarımoğlu. Emekli İngilizce öğretmeni. Nevşehir'de yaşıyorum şu anda. Teşekkür ederim Meke boyu Karapınar'a. Selamun Aleyküm Karapınar. 1987'de Konya'ya ayakkabı imalatına geldim. Ayakkabıcı Hidayettin Özcan, Hacıyettin Han'ın oğluyum. Kerikçi Abdülkadir Özcan'ın damadıyım. 2002'de Konya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeleri'de işe başladım. Halen park bahçelerdeyim ve bir parkta çavuşum. Herkese kolay gelsin. Merhabalar, ben Hikmet Kuzu, İzmir'de yaşıyorum. Emekliyim, sevgiler, saygılar. İyi günler değerli dostlar. Ben emekli gazeteci yazar Hikmet Peker. Konya, Selçuklu ilçesine ikamet ediyorum. Halen iletişim çağının son teknolojik ürünü olan internet üzerinden sosyal medya servis sağlayıcıları aracılığıyla ilçem ve ülkem insanına faydalı olmak niyet ve gayretiyle acizane canlı yayınlar yapıyor ve servis etmeye gayret ediyorum. Sizleri seviyorum. İbrahim Yeşilyurt, 1952 doğumluyum, emekliyim, Konya Selçuklu'da Real civarında ikamet etmekteyim. Meke boyuna teşekkürler. Merhaba, Meke boyu Karapınar takipçilerim. Ben İlker Sivrikaya, 13 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Beyoğlu ilçesinde ikamet ediyorum. TCDD'ye bağlı Marmaray trenlerinde makinist olarak çalışmaktayım. Böyle güzel bir işe imza attığı için de Meke boyu Karapınar ve Mehmet Emirbaş'a teşekkür ederim. İstanbul'dan herkese selamlar. Merhaba, ben Kasım Karabacak. 1989 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum, evliyim, bir kızım var. Emekliyim. Kendi çapımda ufak ufak çiftçilik yapmaktayım. Karapınar'a kucak dolusu selamlar ve sevgilerimle. Hoşça kalın, iyi günler. Merhabalar, ben Masar Peker. Konya'da ikamet etmekteyim, Karapınarlıyım. 1986 yılında Karapınar'dan Konya'ya üniversite okumak için çıktım. Üniversite hayatından sonra iş hayatımda Konya'da devam ettim. Bankacılık sektöründe çalıştım. Geçen sene itibariyle emekli oldum. Emekli banka müdürüyüm. Konya'da KOSGEB hibe projeleri üzerine danışmanlık hizmeti vermekteyim. Aynı zamanda da 3 yıldır siyasi bir partinin il başkan yardımcılığı görevini yürütmekteyim. Teşekkür ederim. Merhabalar. İsmim Mehmet Alp. Yaklaşık 9 yıldır Kastamonu'da yaşıyorum. Kastamonu Üniversitesi'nde memurum. Karapınar'ı çok seviyorum ve bütün hemşerilerime selamlar söylüyorum. Ben emekli eğitimci Mehmet Halıç'ım. Bir oğlum, bir kızım, 3 tane de torunum var. 1991 yılından itibaren Konya'da ikametgah etmekteyim. O zamanlarımı kitap okuyarak, ki eskisi gibi değil, internet olanaklarından yararlanmaya çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Parti çalışmalarına aktif olarak katılıyorum. Bu arada Meke boyunu sitesini zevkle izliyorum. Bizlere Karapınar nostaljisini yaşatıyor. Memleketimden haberler alıyorum. Böylelikle sıla hasretini bir nebze olsun gidermeye çalışıyorum. Meke boyu sitesi
Karapınar halkının arenasıdır. Ve aynı zamanda beş duyusudur. Tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ben Mehmet Yalım. Nam diğer Midel İdris'in oğlu Mehmet. Halen Kuşadası'nda yaşıyorum. Emekliyim, dört çocuk babasıyım. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Ben Metin Koçan, Karapınarlı bir hemşehriniz olarak sizlere Konya'dan sesleniyorum. Meke boyu aracılığıyla tüm Karapınarlı hemşerilerime selam ve saygılarımı iletiyorum. Bu arada Meke boyu iyi ki varsın. Ben Muhammed Bostaş. 15 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Özel bir sektörde Metecan firmasında bölge müdürüyüm. Sevgili hemşerilerim, İyi akşamlar diliyorum. Şu an itibariyle akşam olduğu için yaklaşık 30 yıldır yurt dışındayım. Almanya Köln'deyim. Meke boyu ve Mehmet Elbas'ı yaklaşık 20 yıldır takip ediyorum. Hepinize sağlık diliyorum. İnşallah bu günler, bu koronalı günler geçecek. Hepimiz özlediğimiz günlere kavuşacağız. Hasret çektiklerimize sarılabileceğiz. İnşallah diliyorum. İnşallah diyorum. Hepinize sağlık, sağlık, sağlık diliyorum. Her şeyin başı sağlık. Allah'a emanet olun. Muhittin Çumur, İstanbul Belediye Dairesi Başkanlığı'nda çalışıyorum. Buradan Karapınar'a ve tüm Türkiye'ye selamlarımı iletiyorum. Lütfen, maske, sosyal mesafe. Kısaca kendimden bahsedeyim. Ağustos 1957 doğumluyum. İlkokulu Cumhuriyet İlkokulu'nda, ortaokul, liseyi Karapınar Ortaokul Lisesi'nde, üniversiteyi İzmir Buca Eğitim Üniversitesi mezunuyum, matematik bölümü. Öğretmenim, emekli oldum. Konya'da yaşıyorum. Emekli olalı 12 yıl falan oldu. Kendi işimi yapıyorum. Mücadele böyle devam edip gidiyor. Burası benim kütüphanem. Yaşam biyografime girmeyeceğim. Çünkü yazıyorum zaten. İnşallah derler ya, bir gün bastırdığımız zaman sizler de okuyacaksınız. Karapınar için büyük emek sarf eden Meke boyu sitesine de çok teşekkür ediyorum. Özellikle Mehmet Elmas'a. Elbette Karapınar'ımızın örf, adet ve geleneklerini, yaşam tarzını dile getirmemiz gerekir. Ve onlar da elinden geleni yapıyorlar. Burada saygılarımı iletiyorum. Her şey Karapınar için güzel olsun. Güzel yarınlarda buluşsunlar. Aydınlık yarınlarda, aydınlık Türkiye'de. Teşekkür ederim. Ben Mustafa Elmas, Karapınarlıyım. Mersin'den 9 yıldan beri Mersin'deyim, mağaza işletmekteyim. Buradan herkese selamlar. Herkese merhabalar. Ben Mustafa İlhan, Konya Karapınar 1972 Fevzipaşa Mahallesi'nden Muammeroğlu. Şu an Konya'dayım. Konya Selçuklu bölgesinde bir okulda görev yapıyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum. Merhabalar. Ben Mustafa Kalkan. 1951 yılı Karapınar doğumluyum, Velioğlu'yum. İlkokul ve ortaokulu Karapınar'da okudum, lise ve eğitim fakültesini Konya'da okudum. Anadolu Üniversitesi'nde lisans tamamladım. 26 yıl maliyede çalıştıktan sonra emekli oldum. 13 yıl Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda çalıştım. Evli ve 4 çocuk babasıyım, 3 oğlan 1 kızım var. Eşim ve kızımla birlikte Konya Karaday'da yaşıyorum. Meke boyuna bu çalışmalarına dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün Karapınar'da ve dışarıda yaşayan Karapınarlara selam ediyorum. Memleketimi seviyorum. Teşekkürler. Karapınar'a selamlar. Konya Ereğli'de ikam etmekteyim. İsmim Mustafa Koçan. Halı yıkama işiyle uğraşıyorum. Buradan tüm tanıdık, eş, dost, herkese selamlarımı iletiyorum. Görüşmek üzere. Merhaba, Mustafa Varda, 91 Karapınar Lisesi mezunuyum. Bursa'da aile hekimliği yapıyorum.
Kendini garbiyerli hisseden herkese Mekke boyundan selamlar. Merhabalar, adım Oğuz Ersöz. Gaziantep'te öğretmenim. Pınarbaşılıyım. Herkese selamlar. Evet, değerli hemşerilerim, Oktay Kalkan, 10 yıldır Niğde'de yaşıyorum. Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil serviste sağlık memuru olarak görev yapıyorum. Herkese sağlıklı ve sıhhatli yaşamlar diliyorum. Merhaba Mekke Boyu. 2006 yılında Karapınar'dan çıkarak Konya'da işe başladım. 2007-2011 yıllarında Konya Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nde çalıştım. 2012 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi'nde elektrik, aynı zamanda da vinç operatörü olarak görev yapmaya devam ediyorum. Tüm Karapınarlı hemşerilerime saygı ve selamlarımı iletiyorum. Merhabalar, ben Servet Aşkın. İstanbul Üsküdar'da esnaflık yapmaktayım. Sevgili hemşehrilerime selam ederim. Hayırlı günler. Serkan Yazgan, öğretmenim. Afyonkarahisar'da ikamet ediyorum. Pandemi bittikten sonra Karapınar'da Mekke Boyu takipçileri günü düzenlenmesinin güzel olacağını düşünüyorum. Herkese sevgiler. Merhabalar Karapınarlı hemşehrilerim. Ben Ufuk İnci. Akşehir'de yaşıyorum. Akşehir Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmeniyim. Yol düşen tüm hemşehrilerimi Akşehir'e beklerim. Karapınar'da her gece selamlar. Biz de emekliliğin tadını çıkarıyoruz İstanbul'da. Her gece sağlıklı günler diliyorum.